bir liste vermiş. Orada isimlerimiz var. Siyasetçiler var, gazeteciler var, değil mi? Evet, şöyle aslında MHP da birinci duruşmanın ilk celsesinde birinci günü 1 Temmuz'da mahkemeye bir başvuru yaptı MHP'li avukatlar. MHP'nin Sinan Ateş cinayetinden, Sinan Ateş suikastinden zarar gördüğünü ifade ettiler ve dolayısıyla MHP olarak davaya müdahil olmak istediler, katılma talebinde bulundular. Mahkeme bunu reddetti. Fakat katılma taleplerinde şöyleymiş, biz Barış Terkoğlu'nun yazısından öğreniyoruz. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıda. 154 kişi onları mağdur etmiş, onları karalamış. Bu 154 kişi de tırnak içerisinde söylüyorum, FETÖ'ye çalışan, ondan sonra Marksist, bu gibi suçlamalar yapılan kişiler, MHP düşmanları bu kişiler. Bunlar içerisinde bu 154 kişinin 4'ü burada, 4'ümüz de varız. Bulum çıkartmışız yani, öyle mi? Aa, güzel. Evet. Yani hepimiz ya FETÖ'cüyüz ya Marksistiz ya vatan hainimiz. Evet, var. Evet. Dilekçede bunlar yazıyor. MHP'nin sayın avukatları mı bizi şikayet etmişler? Müdahale olmak için. Evet, müdahale mahkeme olmak heyetine, için. Şikayet değil. Bunlar gelsin, mahkemede bunlar dinlensin. Bunlar MHP'ye iftira attılar. MHP'nin bir kimliği vardır. MHP'nin bu cinayetle hiç alakası yokken bu isimler Sinan Ateş cinayetiyle MHP'yi yan yana getirdiler. Dolayısıyla bunları dinleyin, bizim katılma talebimizi de kabul edin demişler. Mahkeme katılma talebini reddetmiş günün sonunda. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani Sinan Ateş cinayetini araştıranlar, Sinan Ateş suikastini araştıranlar, Ankara'nın göbeğinde bir siyasinin suikaste kurban gidişini araştıran herkes aslında MHP'nin hedefi haline gelmiş oluyor. Belli listede ki, bu. Kimler yok evet, ki? Belli yani ki. İyi Parti kurucusu Burak Avuncu var. Gelecek Partisi Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milletvekili Selçuk Özdağ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Levent Tüzel, Sevda Karaca, Alper Taş. Devam edelim. Remzi Çayır, hepsi bunların siyasetçi isimler. Hüseyin Baş, Salih Uzun, Cem Toker, Doğan Aydal, Ahad Andican, Aytun Çıray, Bahattin Yücel, eski bakan, Ali Haydar Fırat, Emin Şirin, Fikri Sağlar, Gülay Yedekçi, Mustafa Böğürcü, Nazif Okumuş, eski devlet bakanımız Önay Alpago, Bahadır Erdem, eski İYİ Parti kurucularında. Yani 154'ünü birden saysak hani evet, programın birinci bölümünü bitirmek hem zorundayız. Hem siyasiler var, hem gazeteciler var, hem de televizyonlarda yorumlar yapanlar, emekli askerler, emekli polisler vesaire de var. Ama şunu söylemek lazım, ben bunu söyleyeyim, sözü devredeyim arkadaşlara. Bunu sadece davaya katılmak için yapılan bir başvuru olarak görmemek lazım. Bu net bir fişlemedir. Bu MHP ile ilgili eleştirilerde yapan, Sinan Ateş suikastini araştıran, bu cinayetin aydınlatılması için uğraşan insanlara yönelik net bir fişlemedir. Orada MHP 154 kişi çıkartmış. Bu kişilerin nerede ne yaptığı, iş yeri adresleri vesaire var zaten bu dilekçenin içerisinde. İkincisi, biz bunları nereden biliyoruz bunun bir fişleme olduğunu? Geçmişe baktığımız zaman MHP'nin listeleri de vardı. Yani bunlar kendi genel başkanlarını, ülke ocakları genel başkanlarını, işte Suat Başaranları, Alican satılmışları, eski ülkücüleri, İyi Parti'ye giden ülkücüleri, eleştiride bulunan eski ülke ocakları genel başkanlarını dövdürdüler. Gazetecileri dövdürdüler. Bu listelerden çıktı. Yani bu da bizim yoruma dayalı söylediğimiz bir şey değil. Bugün Sinan Ateş cinayeti davasının bilirkişi raporlarından biz ülke ocakları yöneticilerinin polislerle konuşmalarını okuyoruz. Ve o konuşmalarda da bu isimlerin, bu listesi çıkartılan isimlerin adresleri, konum bilgileri, uçuş bilgilerinin alındığını görüyoruz. O yüzden bu 154 kişilik listeyi bir fişleme listesi olarak, bir hedef gösterme listesi olarak okumak doğru olur bence. Talep ne buradaki? Bu insanlar, bizim de isimlerimizin arasında bulunduğu bu insanlar mahkemeye gelsin. Mahkeme heyeti de bu insanlara desin ki sizin MHP'yle ne alıp veremediğiniz var desin herhalde. Bu değil mi yani? Böyle evet, soru soruyorsunuz. MHP'yi mağdur ediyorsunuz? Evet, niye mahkeme? Yani dilekçe oyunda. Bu duruşmalarla ilgili MHP'yi mağdur ediyorsunuz. Sürekli MHP'yi gündemde tutuyorsunuz. Bu yani değil mi talep? Evet. Şimdi bu reddedildi. Değil mi? Ne oldu? Reddedildi. Tamam. O zaman konu kapandı zaten aslında. Evet. Ama sen diyorsun ki bu alenen hedef göstermektir, bir fişleme yapmaktır. Yani şu çok açık net değil mi? Bütün televizyon programları
izlenilmiş, oralardan bir isimler çıkartılmış, gazetelerden köşe yazıları toparlanmış, oralardan bir isimler çıkartılmış. Günün sonunda 154 kişilik bir liste çıkmış. Ya çok kolay aslında. Talebinizi... Sinan Ateş duruşma diye yazmışlar. Bununla ilgili haber yapan, konuşan aşağı yukarı herkes bu listede var. Evet, katıl... Çok daha böyle inceleyip sık dokunmuşlar gibi gelmedi. MHP talebinin, MHP'li avukatlar şunu bence net biliyordu. MHP'nin davaya katılma talebi reddedilecek. Yani kabul edilme imkanı yok. İlk gün reddedildi zaten. Evet, bunu çok iyi biliyorlar. Ona rağmen bu listeye, bu dilekçeye bu isimler eklenip sunulmuş. Yani bunu o kadar da... hafife de almamak lazım. Hafife almamak lazım. Ortada bir liste var neticede. Bu listeyi yapanlar da geçmişteki ülk ocakları yöneticilerine, gazetecilere, yazarlara karşı uyguladığı eylemler var. Biz bunları gördük yani. Bilirkişi raporlarından, dava dosyalarından, yargılananlardan, Selçuk Özdağ'a dövenler, Selçuk Özdağ'a darp edenler Sinan Ateş dosyasından çıkıyor. Hiçbir şey yapılamasa sosyal medyada linç ediliyor, hakaret ediliyor. Ben de bunu yaşadım biliyorsunuz. Evet. 100 bin tweet atıldı 24 saat içerisinde ve nelerle, ne fotoğraflarla, ne laflarla. Yani hani listeye gelinceye kadar aslında neler var neler. Masumcuğum, sen listeyle ilgili başka bir noktayı daha bir tweet olarak bugün yazdım ve paylaştım. Bence Ersin'in bu bir fişlemedir vurgusuna bir ek olarak o da çok önemli bir bilgi. Ya şöyle, bu bence tarihe kayıt olarak geçsin diye bilerek mahkeme dosyasına sunmuşlar, belli yani. Bu isimler var, bize saldırıyorlar diye. Bizim hep beraber...